Gençler merhaba. Bugün optiğe giriş yapıyoruz. Konularımız gölge, renk ve aydınlanma. Gölgeye de başlıyoruz. Maddeler ışığı geçirip geçirememe özelliklerine göre saydam, yarı saydam ve saydam olmayan yani opak maddeler olmak üzere üçe ayrılırlar. Saydam maddeler pencere camı, hava, boşluk saydam madde olarak düşünebiliriz. Yarı saydam maddeye buzlu cam örnek olarak verilebilir. Saydam olmayan maddelere metaller, beton, ahşap örnek olarak verilebilir. Saydam madde nedir? Üzerine düşen ışığın tamamını geçiren maddelere saydam. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçirip bir kısmını soğuran maddelere yarı saydam. Ve üzerine düşen ışığın tamamını soğuran maddelere yani üzerine düşen ışığı geçirmeyen maddelere saydam olmayan madde yani opak madde denir. Işık ışınları ilerlerken önlerine saydam olmayan bir cisim çıktığında cismin arkasına geçemez ve cismin arkasında veya cismin arkasındaki bir perdede, ekranda karanlık bir bölge oluşur. Bu bölgeye gölge denir. Şimdi gölge çizimi yapılırken nelere dikkat edeceğiz ona bakalım. Öncelikle ışık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal yayılır. Bunu bilmek gerekiyor. Bir de ışık ışınları kaynaktan etrafa her tarafa yayılır. Yani küresel yayılırlar. Bizim özellikle ışık kaynağından çıkan ışınları kaynağın önündeki engele yönlendirmemizin sebebi amacımız işte perde üzerinde veya ekran üzerindeki gölgenin boyutlarını belirleyebilmek. Yoksa bu ışık kaynağından etrafa bakın şu şekilde de ışık yayılır. Bunlar bizim işimize yaramıyor şu anda. Bizim amacımız buradaki AB çubuğunun işte perde üzerindeki gölgesinin boyutlarını bulmak. Gölge çizimi yapılırken de kaynaktan engelin uçlarına ışınlar çizilir. Şimdi ona bakacağız. Şimdi bir ışık kaynağımızın önüne şöyle sol tarafta ışık kaynağının önüne AB çubuğu koyuyoruz. Basit bir gölge çizimi yapacağız. AB çubuğunun arkasına da bir perde koyuyoruz. Perde üzerinde AB çubuğunun gölgesi nasıl oluşur ona bakacağız. Işık kaynağından çubuğun uçlarına yani A ucundan geçecek şekilde perdeye, alt tarafta da B ucundan geçecek şekilde perdeye ışınlar gönderiyoruz. Bu gönderdiğimiz ışınlar arasında kalan bölgeye ışık kaynağından çıkan ışınlar AB arasındaki bölgeye saydam olmayan yani opak olduğu için geçemez ve perdeye ulaşamadığı için bu ışık kaynağından A ve B'den geçerek perdeye ulaşan ışınlar arasındaki bölgeye ışın gelmez ve burası karanlık olur. Bu karanlık bölge AB çubuğunun perde üzerindeki gölgesidir. Gölge dediğimiz olay bu şekilde oluşuyor. Bu gölgenin boyutlarını bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Benzerlik yapmamız gerekiyor. Üçgenlerde benzerlik bağıntılarını kullanmanız gerekiyor. Bir basit değerler verdim. İşlem yapabileceğimiz değerler verdim. O değerler üzerinden sonuçlara bakalım. Bir de yorumlar yapalım. En son olarak yorum yapacağız. Nasıl? Işık kaynağını AB çubuğuna yaklaştırırsak gölgemizin boyu nasıl değişir veya uzaklaştırırsak? AB çubuğunu ışık kaynağına yaklaştırır veya uzaklaştırırsak gölgemizin boyu nasıl değişir? Bir de perdeyi AB çubuğuna yaklaştırır veya uzaklaştırırsak gölgemizin boyu nasıl değişir? Bunları en baştan öğrenelim. Sonra rahat rahat soru çözümlerinde kullanırsınız. En basit haliyle matematiksel yöntemler kullanalım. İlk örneğimizde. Bakın AB çubuğumuzun boyu 2D kadar olsun. Işık kaynağıyla AB çubuğunun merkezi arasındaki mesafe 3D. AB çubuğuyla perde arasındaki mesafe 3D olsun. Şu üçgen üzerinden şöyle diyelim. Işık kaynağından çıkıp A'dan perdeye ve tekrar B'den ışık kaynağına dönen büyük üçgen ve ışık kaynağından çıkıp A ve B noktalarında tamamlanan küçük üçgen üzerinden benzerlik kuralım. Mesela benzerlik bağıntısı olarak 3D'nin 6D'ye oranı 3D'nin 6D'ye oranı AB çubuğunun boyu 2L, 2L'nin AB çubuğunun gölgesinin uzunluğu x kadar. 2D'nin x oranı buradan x,
4L çıkacaktır. X eşittir 4L. Bu AB çubuğunun perdedeki boyu 4L'ye kadar olur. İkinci duruma geçelim. Işık kaynağını çubuğa yaklaştırırsak ne olur? Ona bakalım. Matematiksel olarak bakalım. Bakın 2D'nin 2 artı 3 5D oranı 2D'nin 5D oranı AB çubuğunun boyu 2D idi. 2L'nin AB çubuğunun ikinci şekilde gölgesinin uzunluğu Y kadar 2D'nin Y oranı. Y eşittir 5L olacaktır. Yani ışık kaynağını çubuğa yaklaştırırsanız veya ışık kaynağını saydam olmayan cisme yaklaştırırsanız gölgenin boyu uzayacaktır. O zaman ışık kaynağını saydam olmayan cisimden uzaklaştırırsanız gölgenin boyu da kısalacak deriz. Başka bir durum. AB çubuğunun yerini değiştirelim. AB çubuğunu bulunduğu konumdan D kadar sağa çektik. AB çubuğunun perde üzerindeki gölgesinin uzunluğuna da Z dedik. Şimdi ona bakalım. AB çubuğunun boyu 2L'ye kadardı. Şimdi yazalım. 4D'nin 6D'ye oranı 4D'nin 6D'ye oranı AB çubuğunun boyu 2L'ye kadardı. 2L'nin Z'ye oranı. Buradan Z 3L'ye kadar çıkar. Yani buradan çıkartacağımız sonuç, yorum. Eğer engeli kaynaktan uzaklaştırıp perdeye yaklaştırırsak gölgesinin boyu kısalır. O zaman engeli kaynağa yaklaştırırsak gölgesinin boyu uzayacaktır. Bunları ileride kullanacağız. Toparlayalım. Bir de perdeyi engele yaklaştırırsak ne olur? Bir de ona bakalım. Bakın bu şekil 1'deki perdeyi engele yaklaştırırsak eğer gölge x kadarken şöyle yeşille çizeyim. Şuraya a diyelim. AB çubuğunun gölgesi küçük a kadar olacaktır. Yani perde engele yaklaştırılırsa çubuğun gölgesinin boyu da küçülecektir. O zaman tersini de söyleyelim. Perde engelden uzaklaşırsa çubuğun gölgesinin boyu da büyüyecektir. Onu da şöyle gösterelim. Perdeyi engelden sağa doğru uzaklaştırırsak A noktasından geçen ışınlar perdeyi şu noktada yakalar. B noktasından geçen ışınlar da perdeyi daha önceki seviyeden aşağıda yakalar. Yani B kadarlık bir gölge uzunluğu olur. B de X'ten büyük olur. Yorumlarımız böyle. Bunları her yerde kullanacağız. Onun için bunlar önemli. En başta bir çubuk üzerinden yorum yapmak hem daha basit hem de ilerisi için bir şeyler karıştığı zaman işlem yapabileceğinizi göstermeye çalıştım. Devam edelim. Şimdi çubuğun çubuk gibi bir gölgesi oluşacaktır. Ama saydam olmayan küresel bir engel koyarsanız ışık kaynağının önüne bu küresel engelin perde üzerinde iki boyutlu daire şeklinde bir gölgesi oluşacaktır. Noktasal ışık kaynağından çıkan ışınlar gölgesini şöyle çizeceğiz. Engelin uç noktalarına ışınlar çiziyoruz. Çizdiğimiz ışınların perdeye değdiği noktada iki boyutlu sonuçta perdemiz iki boyutlu olacağı için iki boyutlu bir şekil oluşacaktır. Bu iki boyutlu şekilde küresel cismin iki boyut olarak gösterimi de daire olacaktır. Peki bu saydam olmayan engelin yani küresel cismin perdedeki gölgesinin alanı nasıl değişir? Ona da bakalım. Bir önceki çubuk örneğinde verdiğimiz örneklere dayanarak kaynak bir yönünde hareket ederse bakın ışık kaynağını buraya getirirseniz çıkan ışınlar şu şekilde gidecektir. Dolayısıyla bunlar perdeye ulaştığında gölgenin alanı artacaktır. Kaynak bir yönünde hareket ederse gölgenin alanı artar. Bir yönde hareket ettiğinde gölgenin alanı artıyorsa kaynak iki yönde hareket ettiğinde gölgenin alanı azalacaktır. Azalır. Engel bir yönünde hareket ederse ne olur? Engeli alalım buradan şu şekilde şuraya taşıyalım. Engel bir yönünde hareket ederse noktasal ışık kaynağından engelin uçlarına ışınlar çizersek perdede oluşan gölgenin alanı azalacaktır.
Engel bir yönünde hareket ederse gölgenin alanı azalır. O zaman engel iki yönünde hareket ederse gölgenin alanı artacaktır. Bir de perde bir yönünde hareket ederse ne olur? Ona bakalım. Gençler bakın, perdeyi biraz arkaya çekerseniz bu ışık kaynağından çıkan ışınlar kaynağın üst tarafından aldığı yol uzayacak. Alt tarafından da aldığı yol uzayacak. Dolayısıyla gölgenin alanı artacaktır. Şöyle diyelim. Gölge bu olacak. Gölgenin alanı artacak. Perde iki yönünde hareket ederse de tersi durum oluşur. Gölgenin alanı azalacaktır. Bir de iki noktasal ışık kaynağı, engel ve perdeden oluşan bir sisteme bakalım. Birden fazla kaynak olması durumunda kaynaklardan hiç ışık almayan bölgeye tam gölge denir. Birinden ışık alıp diğerinden ışık almayan bölgeye yarı gölge denir. Onu da şuraya yazalım. Birinden ışık alıp kaynaklardan birinden ışık alıp diğerinden ışık almayan bölge. Işık almayan bölgeye de yarı gölge deniyor. Ona bakalım. Bölgeye yarı gölge denir. Şimdi ona bakacağız. Bakın elimizde yine küresel bir cisim var. Opak cisim. Işığı geçirmeyen bir cisim. İki tane ışık kaynağımız var. Bir IK1 bir de IK2 olarak gösterdim ben bunları. İki tane ışık kaynağımız var. Birinci kaynaktan çıkan ışınlar küresel engelin uçlarından geçerek K ve L'ye kadar gidebiliyor. Yani üst tarafı ve L'den alt tarafı. Birinci kaynaktan çıkan ışınlar aydınlatabiliyor. Ama ikinci kaynaktan çıkan ışınlar için konuşalım. İkinci kaynaktan çıkan ışınlar A'ya kadar gidebiliyor. A'nın alt tarafını aydınlatamıyor. A'nın üst tarafını aydınlatabiliyor. Aynı şekilde alt taraftan da B'ye kadar gidebiliyor. B'nin alt tarafını aydınlatabiliyor. Yani K'li arası ne birinci kaynaktan ne de ikinci kaynaktan ışık almıyor. Burası iki kaynaktan ışık almaz. Işık almıyor. Ancak bakın AK arası ışık kaynağı birden çizerseniz ışın geliyor. LB arasına da ışık kaynağı birden çizerseniz ışık geliyor. AK arası ve LB arası. Burası ışık kaynağı birden ışık alır. Yani şu bölge KL bölgesi ikisinden de ışık almaz. Tam gölge olur. KL ile AB arasındaki bölge sadece birisinden ışık alır ve yarı gölge olur. Onu şöyle toparlayalım. KL arası tam gölge, KL ile AB arası yarı gölge olacaktır. Bir şey daha bilmek lazım. Buradaki tam gölge sınırlarını belirleyen kimdir? Tam gölge sınırlarını belirleyen ışık kaynağı birden çıkan ışınlardır. Tam gölge sınırları birinci kaynaktan IK1'den çıkan ışınlarla belirlenir. Çünkü geride olan kaynak IK1'dir. IK1 bakın KL arası IK1'den ışık almıyor. Ama KA arası IK1'den yani birinci kaynaktan ışık alıyor. Yarı gölge sınırları yani AB, KL ile AB arasını belirleyen yarı gölge sınırları IK2 tarafından, IK2'den belirlenir. Öyle diyelim. IK2'den çıkan ışınlarla belirlenir. Daha önceden çubuk örneğinde gördüğümüz benzerlik kurallarını burada uygulayarak mesela tam gölgenin bu alanını nasıl değiştiririz? Birinci ışık kaynağını biraz geri çekersek tam gölge sınırları küçülür. Dolayısıyla yarı gölge alanı büyüyecektir. İkinci kaynak için konuşalım. İkinci kaynağı eğer engele yaklaştırırsak AB sınırları büyüyecektir. Ama tam gölge sınırları değişmez. AB sınırları büyüyeceği için tam gölge değişmez. Yarı gölge artacaktır. Buna dikkat etmek lazım. İleride bunları kullanacağız. Perde üzerinde oluşan gölgenin şekli ve büyüklüğü kaynağın veya engelin şekline ve kaynak, engel, perde arasındaki uzaklığa göre değişecektir. Bir örnek sorumuz var. Ona bakalım. Noktasal iki ışık kaynağı ve saydam olmayan engel ile perde üzerinde aşağıdaki gölge deseni oluşturuluyor. Bir tam gölge, bir yarı gölge.
İki noktası ışık kaynağı. Perdede oluşan yarı gölgenin alanını azaltmak için ne yapmamız gerekiyor ona bakalım. Öncelikle şöyle demiştik. Buradaki geride olan noktasal ışık kaynağı, yani buradaki K noktasal ışık kaynağı tam gölgenin sınırlarını belirliyor. Tam gölgenin sınırlarını belirleyen K. Yarı gölgenin sınırlarını belirleyen ise L. Bunu bilmek lazım. Bundan sonrası kolay. K ışık kaynağını iki yönünde çekilmelidir. Biraz önce de anlatmıştım. Bunu söylemiştim zaten. K ışık kaynağını iki yönünde çekerseniz, yani şöyle diyelim. K ışık kaynağı iki yönünde çekildiğinde, yani sağa doğru çektiğimizde, L'nin üstüne geldiğinde, bakın K ile L üst üste binerse perdede tamamen tam gölge oluşur. Yani yarı gölge kalmaz. K ve L tam gölge oluşturacak şekilde üst üste binerse perdede tamamen tam gölge oluşur ve yarı gölge kalmaz. Ama K'yı bir yönde çekerseniz şu karanlık bölge, yani içerideki tam gölge küçülecektir. Yarı gölge de artacaktır. Dolayısıyla iki yönde çekersek tam gölge büyür, yarı gölge küçülür. Bir doğru olur. L ışık kaynağı bir yönünde çekilmelidir. Ona bakalım. Şu anda bakın tam gölgeyi belirleyen K. Eğer L ışık kaynağını alıp K'nın üstüne koyarsanız, K'ya kadar götürürseniz diyelim, perdede sadece yine tam gölge oluşacaktır. Dolayısıyla yarı gölge yine sıfır olacaktır. Bu da önemli. Bu arada L ışık kaynağını iki yönünde çekersek tam gölge değişmez, yarı gölge büyür. Bunun da farkında olalım. Perde iki yönünde çekilmelidir. Bakın şu ışınların devamını çizelim. K'dan gelen bu, L'den gelen bu. Alt taraftan da aynı şekilde şu. Şöyle bir şey çıkar. Tam gölgede büyür, yarı gölgede büyür. Dolayısıyla 3 olmaz. Cevap 1 ve 2 olur. Şimdi farklı durumlarda gölgenin, tam gölgenin, yarı gölgenin veya gölgenin nasıl değiştiğine bakalım. Işık kaynağı ve engel birbirine ne kadar yakınsa perde üzerindeki gölge o kadar büyük olur. Bunu çizimlerden de rahatlıkla görebilirsiniz. Bakalım, noktasal bir ışık kaynağımız, iki tane saydam olmayan engelimiz var. Bu 1 diyelim buna. Şekil 1'deki saydam olmayan engellerin perde üzerinde oluşturduğu görüntü, yapacağımız şey burada ışın çizmek. Işınları çiziyoruz. Çizdiğimiz ışınların perdeye değdiği noktada saydam olmayan engel küresel olduğu için onun daire şeklindeki gölgesini gösteriyoruz. Aynı şekilde alttakine bakalım. Üstteki çizildi zaten. Bir de alttan çiziyoruz. Ondan sonra üstteki ve altını, alttakini daire şeklinde birleştiriyoruz. Eğer buna A diyelim, alttakine de B diyelim. Bakın B'yi noktasal ışık kaynağına yatay doğrultuda şu şekilde 1, 2 diyelim. Buna da X, Y diyelim. B'yi noktasal ışık kaynağına bir yönünde yaklaştırırsanız Y artacaktır. B'yi noktasal ışık kaynağından iki yönünde uzaklaştırırsanız Y azalacaktır. A'yı noktasal ışık kaynağına bir yönünde yaklaştırırsanız X artacaktır. A'yı noktasal ışık kaynağından iki yönünde uzaklaştırırsanız X azalacaktır. Şimdi elimizde yine, buna da şekil 2 diyelim, alttakine, iki tane noktasal ışık kaynağı, bir tane de saydam olmayan engel var. Bunun çizimini nasıl yaparız? Bir öncekinin aynısı. Yalnız kesişim bölgesi olacak. Ona bakalım. Üstteki noktasal ışık kaynağına 1 diyelim. Alttaki noktasal ışık kaynağına 2 diyelim. Birden saydam olmayan engelin uçlarına ışınları çiziyoruz. Çizdik. Üst uca çizdik. Bir de alt uca çiziyoruz. Bakın, perdeye değdiği noktada küresel engelin dairesel bir gölgesi oluşacaktır. Tamam, bu birden dolayı oluşan gölge. 2'den dolayı oluşan gölgeye bakalım. 2'den saydam olmayan engelin uçlarına ışınlar çizelim. Üstten, bir tane de alttan. Oradan da bir tane daire oluşturduk. Bakın şurası kesişim bölgesi. Bu yani ne 1'den ne de 2'den ışın almıyor. 1 ve 2'den ışın almadığı için bu tam gölge. Yalnız şuraya A bölgesi diyelim. Buraya B bölgesi diyelim. A bölgesi 2'den ışın almıyor. 1'den ışın alıyor. Yarı gölge. B bölgesi de daha doğrusu 1'den ışın almıyor. 2'den ışın alıyor. B de yarı gölge olur. Işın çizerek aslında perdedeki gölgenin şeklini, boyutlarını
belirleyebilirsiniz. Şimdi bir de küresel bir ışık kaynağının önüne saydam olmayan bir engel koyalım. O zaman perdedeki gölgemiz nasıl oluşuyor ona bakalım. Küresel ışık kaynağının uçlarından sanki iki tane noktasal ışık kaynağı varmış gibi saydam olmayan engelin uçlarına ışınlar çizilir. Işınlarımızı çiziyoruz. Bir de çapraz ışınlarımızı çiziyoruz. Bu küresel ışık kaynağı olduğu için saydam olmayan engelin direkt perde üzerinde dairesel bir gölgesi oluşur. Kesişim bölgesi olmaz bunda. Bir öncekinde olduğu gibi. Tek bir bölge oluşur. O bölgenin içerisinde karanlık ve aydınlık. Karanlık ve yarı aydınlık. Tam gölge ve yarı gölge oluşur. Bunun farkında olalım. Yani şöyle bir şekil oluşmaz. Bu şekilde olmaz. Onu bilin. Şimdi bakalım burada birkaç tane değişken değiştirelim. Eğer saydam olmayan engeli perdeye yaklaştırırsak ne olur? Ona bakalım. Saydam olmayan engel perdeye yaklaşırsa burada küresel ışık kaynağıyla saydam olmayan engelin boyutları arasında ışık kaynağının boyutları saydam olmayan engelin boyutlarından büyükse tam gölge küçülür, yarı gölge de küçülür. Eğer bu saydam olmayan engeli sola doğru çekerseniz onda da tam gölge ve yarı gölge büyüyecektir. Şimdi küresel ışık kaynağı ile saydam olmayan engelin boyutları birbirine eşit olsun. Burada yine aynı şekilde merkezde bir tam gölge, onun etrafında da ışınlarla gösterirsek şu şekilde çapraz atıyorsunuz. Bir yarı gölge oluşacaktır. Saydam olmayan engeli küresel ışık kaynağına yaklaştırırsanız şöyle düşünün. Bakın mesela buraya yaklaştırdık. Tam gölgeye giden ışınlar yine aynı ama yarı gölgeye giden ışınlar büyüyecektir. Açıları artacaktır. Onun için saydam olmayan engeli küresel ışık kaynağına, saydam olmayan engel ve küresel ışık kaynağının boyutları eşitse yaklaştırırsanız tam gölgenin boyu değişmez. Ancak yarı gölgenin boyu artacaktır. Şimdi güneş ve ay tutulmalarına bakalım. Dünyanın güneş ile ay arasına girmesi ay tutulması olarak adlandırılır. Dünya güneş ile ay arasına girince ay üzerine güneşten gelen ışıklar dünyadan dolayı düşmez. Dolayısıyla ay bize nasıl görünüyor? Ay bize güneşten aldığı ışınları yansıtarak görünüyor. Güneşten aya ışık gitmez. Dolayısıyla aydan dünyaya ışık yansımaz. Dünyadan bakan birisi ayı göremez. Bu ay tutulması olacaktır. Bir de güneş tutulmasına bakalım. Güneş tutulmasında da ay dünya ile güneş arasına girer. Mesela bakın güneşten gelen ışınlar dünya üzerindeki şu bölgelerde, şu bölge mavi ile gösterdiğim bölgede aydan dolayı şu mavi ile gösterdiğim bölgeye ışık düşmez. Şu bölgelerden güneşe bakan kişiler aydan dolayı güneşi göremez. Dolayısıyla K bölgesinde güneş tutulması yaşanacaktır. Ama L bölgesi ve M bölgesinde kısmi güneş tutulmaları yaşanacaktır. Peki bu A ve B bölgelerinden üst tarafa A diyeyim, alt tarafa B diyeyim. Yani güneş tutulmasının tam yaşanmadığı, kısmi güneş tutulmasının yaşandığı bölgelerden güneşe bakan kişiler güneşi nasıl görecektir? Bu bakan kişilerin güneşi nasıl göreceğine dair şöyle yapılır. A noktasından ay üzerinden güneşe çizgi çizilir. Üst taraftan ve alt taraftan ayın gölgesinin buraya düştüğü kabul edilir. Şöyle diyelim. Buraya düştüğü kabul edilir. Alt taraf zaten görülmez. Dolayısıyla güneş şu şekilde görünür. Burası karanlık, burası aydınlık. Bu A'dan bakan için. Aynı şekilde B'den bakan için de üst taraf, yani ayın gölgesi güneşin üst tarafına düşecektir. B'den bakan da şöyle şuraya aydınlık diyelim. B'den bakan da güneşi bu şekilde görecektir. Bunun farkında olmak lazım. Gençler renk konusuna geçiyoruz. Güneş ışığı ya da beyaz ışık prizmaya gönderilince şekildeki gibi renklerine ayrılır. En az kırılan kırmızı, en fazla kırılan mor olacak şekilde renklerine ayrılır.
Güneş ışığı beyaz ışıktır. Güneş ışığının içerisinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Yani kutu sayamam. Kutu sayamam. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. 6 tane renk var. Cisimler kendilerine gelen ışığı yansıttıkları renkte gözüküyorlar. Yani kırmızı renkli bir kitabımız olsun evimizde. Bu kırmızı renkli kitaba güneş ışığı gönderirsek, yani beyaz ışık gönderirsek, kırmızı renkli kitap bu beyaz ışığın içerisindeki renklerden kırmızıyı yansıtacaktır. Biz de yansıyan ışık kırmızı olduğu için kitabı kırmızı olarak göreceğiz. Görürüz. Mavi olursa, diyelim ki yine güneş ışığı, beyaz ışık gönderdiniz. Mavi renkli bir kitaba. Mavi renkli kitaptan, beyaz ışıktan mavi ışık yansıyacaktır. Dolayısıyla kitaba baktığınızda kitabı mavi görürsünüz. Bu açıdan bakarsak üzerine düşen tüm ışığı soğuran maddeler üzerine düşen ışığı yansıtmadığı için siyah renkte gözükür. Yani bir yerden ışık gelmiyorsa orayı karanlık görürüz veya siyah görürüz. Güneş ışığı altındayken üzerine düşen tüm ışığı yansıtan maddeler de beyaz renkte gözükür. Işıkta ana renkler ve ara renkler var. Ana renklerimiz kırmızı, yeşil ve mavi. Ara renklerimiz de bu kırmızı, yeşil ve mavi renklerin ikili karışımlarından oluşuyor. Mesela sarı, kırmızı ile yeşilin karışımından. Magenta, kırmızı ile mavinin karışımından. Çiyan da yeşil ile mavinin karışımından. 3 tane ana rengi karıştırırsanız, yani kırmızı, yeşil ve maviyi karıştırırsanız beyaz elde edersiniz. Bunlara dikkat edelim. Bir şey daha söylemek lazım. Işığı prizmadan geçirdiğinizde tek bir ışığı, prizmadan geçirdiğinizde yine tek bir ışık olarak ayrılıyorsa o ışık da ana renktir. Ama bir ışığı prizmadan geçirdiğinizde ikiye ayrılıyorsa o ışık da ara renktir. Onun da farkında olmak lazım. Şimdi birazdan boya renklerine geçeceğiz. Bakın ışıkta ara renkler sarı, çiyan ve magenta. Bunlar boyada ana renk olacak. Boyada ana renkler ışıktaki ara renkler olacak. Boyada da ara renkler kırmızı. Mesela kırmızı boyada sarıyla magentanın karışımı. Yeşil boyada sarıyla çiyanın karışımı. Aynı zamanda mavi boyada magentayla çiyanın karışımı. Yani ışıkta ana renkler, boyada ara renkler, ışıkta ara renkler, boyada ana renkler olacak. Işık renkleri için devam edelim. İki renk karıştırıldığında beyaz elde ediliyorsa, yani beyaz renk elde ediliyorsa, bu iki renge tamamlayıcı renk denir. Onlara bakalım. Mesela çiyanın tamamlayıcısı kırmızıdır. Kırmızı ile çiyan birleştirilince beyaz elde edilir. Aynı şekilde sarının tamamlayıcısı mavi, magentanın tamamlayıcısı yeşildir. Bunlar birbirinin tamamlayıcı renkleri. Gelelim boyaya. Boyada ana renkler sarı, magenta ve çiyandır. Bunlar ışıkta ara renklerdi. Boyada ara renkler ise kırmızı, yeşil ve mavidir. Bakın diyagramda bu şekilde şekil olarak gösterirsek. Ana renklerimiz çiyan, sarı ve magenta. Ara renklerimiz yeşil, mavi ve kırmızı. Boyada bu üç rengi karıştırdığınız zaman siyah elde edersiniz. Peki boyada beyaz nasıl elde edilir? Onlar kimyasal yöntemlerle elde ediliyor. Beyaz boyayı üretmek için kimyasal yöntemler kullanılır. Devam edelim. Işıktaki ana renklerin boyada ara renk, boyadaki ana renklerin de ışıkta ara renk oldukları birbirine karıştırılmamalıdır. Unutulmamalıdır aynı zamanda. Ara renkli cisimler üzerine beyaz ışık düşürüldüğünde kendisini oluşturan renkleri yansıtırken diğer renkleri soğurur. Böylece kendi renginde görünürler. Mesela beyaz ışığı çiyan renk bir kitabın üstüne düşürürsek çiyan rengindeki ışın yansır. Diğer renklerin hepsi soğurulur. Hangi ışınlar yansır? Yani mavi ve yeşil yansır. Dolayısıyla mavi ve yeşilin karışımı çiyan olduğu için bu kitap eğer çiyan görünecektir. Beyaz ışığı magenta renkli bir kitabın üzerine düşürürsek bunun üstünden mavi ve kırmızı ışık yansır. Dolayısıyla kitap magenta görünür. Geri kalan renklerin hepsini soğuracaktır. Onu da bilin. Beyaz ışığı sarı kitabın üzerine düşürürsek kırmızı ve yeşil
karışımı sarıya yansıyacaktır. Kitap sarı görünecektir. Şimdi karışım bir sarıyı kırmızı kitap üzerine düşürürsek sarı kırmızı artı yeşil olduğu için kırmızı kitaptan sadece kırmızı yansıyacaktır. Dolayısıyla kitap kırmızı görünecektir. Çiyan ışığı mavi kitabın üzerine düşünürsek çiyan mavi ve yeşil karışımı olduğu için kitaptan mavi yansıyacak. Dolayısıyla kitap mavi görünecektir. Magenta ışığı yani mavi artı kırmızı ışığı yeşil kitap üzerine düşürürsek mavi ve kırmızı yeşilden yansımayacağı için kitap siyah görünecektir. Ana renkler birbirlerini soğurur. Dolayısıyla birbirleri altında bırakıldığında siyah gözükürler. Nasıl? Mesela kırmızı kitap üstüne mavi ışık verilirse mavi ışık yansımayacağı için kırmızı kitap siyah görünecektir. Mavi kitap üstüne yeşil ışık düşürülürse yeşil ışık maviden yansımayacağı için o da siyah görünecek. Yeşil kitap üstüne mavi ışık düşürülürse mavi ışık yeşil kitaptan yansımayacağı için yeşil kitap siyah görünecektir. Şimdi bir de ışık filtrelerine bakalım. Saydam ve renkli levhalara ışık filtreleri denir. Işık filtreleri kendi renklerini güçlü geçirirken komşu renkleri zayıf geçirir. Güçlü geçirdiği renkte görünecektir ışık filtreleri. Mesela kırmızı bir ışık filtresinden beyaz ışığı geçirirsek kırmızı güçlü, turuncu zayıf geçecektir. Dolayısıyla filtre kırmızı görünecektir. Aynı şekilde beyaz ışığı mavi filtreden geçirirsek mavinin komşu renkleri yeşil ve mor. Yeşil ve mor zayıf, mavi ise güçlü geçeceği için filtre mavi görünecektir. Devam edelim. Ara renklerden yapılmış ışık filtreleri kendisini oluşturan renkleri geçirir. Nasıl? Magenta renk mavi artı kırmızıdır. Beyaz ışığı magenta bir filtreden geçirirsek kırmızı ve mavi diğerlerine göre güçlü geçecektir. Dolayısıyla filtre magenta görünecektir. Aynı şekilde beyaz ışığı çiyan filtreden geçirmeye çalışırsak çiyan filtreden yeşil ve mavi geçecektir. Bunlar güçlü geçecekler. Dolayısıyla filtre çiyan renkte görünecektir. Dışarısı da çiyan renkte görünür aynı zamanda. Devam edelim. Bir tane örnek sorumuz var. Ona bakalım. Karanlık bir ortamda beyaz renkli bir ışık sırasıyla sarı ve yeşil renkli filtrelere aşağıdaki gibi yollanıyor. Beyaz perdenin rengi ışığın geçişi sonucunda hangi renk gözükür? Bu perdemiz beyaz renkte. Ona bakalım. Beyaz ışık sarı filtreden sarıyı geçirir. Sarı, kırmızı ve yeşildir. Karışım olarak düşünelim sarıyı. Kırmızı ve yeşil. Bu kırmızı ve yeşil. Yeşil filtreden geçerken yeşil filtre kırmızıyı geçirmez, yeşili geçirecektir. Dolayısıyla beyaz perdeye yeşil ışık gelecektir. Beyaz perdede yeşil görünecektir. Şimdi ışığın davranışıyla ilgili modellere bakalım, teorilere bakalım. Işık bazı olaylarda parçacık gibi, bazı olaylarda dalga gibi davranıyor. Bazı olaylarda ise hem parçacık gibi hem dalga gibi davranıyor. Bununla ilgili araştırmalar yapan bilim insanları var. Mesela Newton ışığın parçacık olduğunu öne sürmüştür. Huygens ve Thomas Young ışığın dalga olduğunu öne sürmüştür. 1905 Albert Einstein ışığın tanecik modelini ortaya sürmüştür fotoelektrik yoluyla. Işığın dualite ilkesi var. Dualite. Dualite ilkesinde ışık bazı olaylarda parçacık özelliği çok baskın. Bazı olaylarda ise dalga özelliği çok baskın. Şimdi hem parçacık hem de dalga özelliği gösterdiği durumlar da var. Onları söyleyeyim. Işık bazı durumlarda tanecik, bazı durumlarda da dalga gibi davranıyor. Tanecik gibi davrandı. Tanecik dediğimiz parçacık gibi yani. Bir de dalga gibi davrandı. Net olaylara bakalım. Mesela tanecik gibi fotoelektrik olay. Bunu 12. sınıfta göreceksiniz. Compton olayı. Bu olaylarda ışık tanecik gibi davranır. Dalga gibi davrandığı net olaylar kırınım ve girişimdir. Kırınım ve girişim. Işık yansıma ve kırılmada
yansıma ve kırılmada hem dalga hem de tanecik gibi davranır. Işığın hangi olayda tanecik gibi, hangi olayda dalga gibi davrandığını temel olarak bilmek yeterlidir. Şimdi ışıkla ilgili temel kavramlara bakalım. Işık şiddeti, bir doğrultu üzerinde ilerleyen ışığın yoğunluğuna ışık şiddeti denir. Kaynaktan çıkan ışık sayısının ölçüsü olarak ifade edilebilir. Işık şiddeti elektrik devrelerinde gördük. Kaynağın gücüyle ilişkili. Kaynağın gücü artarsa etrafa yaydığı ışık şiddeti, yani ışık ışını sayısı artacaktır. Işık şiddeti I sembolüyle gösterilir. SI'da birimi kandeladır. Şimdi ışık akısına bakalım. Işık kaynağının bir yüzeye birim zamanlı düşürdüğü ışık enerjisinin ölçüsüdür. Phi sembolüyle gösterilir. SI birim sisteminde ışık akısının birimi lümendir. İçi boş bir küre içine konulmuş I ışık şiddetine sahip kaynağın küre yüzeyinde oluşturduğu ışık akısı Phi eşittir 4 pi I bağıntısıyla hesaplanır. Onu şöyle diyelim. Mesela buradan aldık. Burada kürenin yarıçapına bakılmıyor. Işık şiddetimiz I olsun. Kaynak merkezde olsun. Kürenin yüzeyinde oluşturduğu ışık akısı Phi eşittir 4 pi I kadardır. Diyelim ki bunun yarıçapı R. Şöyle diyelim. A küresi. Buraya da bir yarıçapı 2R olan B küresi koyalım. Phi A 4 pi I kadarken burada da ışık şiddetimiz I olursa Phi B yarıçaptan bağımsız olduğu için o da 4 pi I kadar olacaktır. Yani bu kürenin merkezine bir ışık şiddeti I olan, ışık şiddetleri aynı olan kaynaklar koyarsak kürenin yüzeyinden geçen ışık ışını sayıları eşittir. Kürelerin yarıçapları farklı olsa da yüzeylerden geçen ışık ışını sayıları eşittir. Yarıçaptan bağımsız olur bu. Kürenin tamamına değil de belirli bir bölgesine düşen ışık akısı sorulursa onun için de şöyle yapacağız. Mesela buradaki teta açısıyla verilmiş KL yüzeyine düşen ışık akısı, ona bakalım. Phi KL 4 pi I çarpı teta bölü 360 deriz. Yani açı arttıkça o yüzeye düşen ışık akısı da artacaktır. Işık akısının büyüklüğü kürenin yarıçapından bağımsızdır. Bunu söylemiştik zaten. Şimdi gelelim aydınlanma şiddetine. Aydınlanma şiddeti birim yüzeye düşen ışık akısıdır. E sembolüyle gösterilir. Aydınlanma şiddetinin birimi lüks'tür. Küresel bir yüzey için konuşalım. Küresel yüzeyin merkezine ışık şiddeti I olan bir kaynak koyduk. Şöyle diyelim. Küresel yüzeyin, kürenin eğrilik yarıçapı da R olsun. Burada aydınlanma şiddeti dediğimiz tanım üzerinden gidersek birim yüzeye düşen ışık akısıdır. Yani I eşittir ışık akısının yüzeyin alanının tamamına bölünmesiyle bulunur. O zaman yazarsak Phi eşittir. E eşittir ışık akısı bölü yüzey alanı. Aynı şekilde E eşittir ışık akısı 4 pi I. Küresel yüzeyin alanı 4 pi R kare dersek aydınlanma şiddeti I bölü R kare ile bulunur. Ama unutmayın burada kaynaktan çıkan ışınlar yüzeye hep dik geldiği için I bölü R kare çıkar. Belirli bir açıyla geldiğinde ne olur? Bir de ona bakalım. Şöyle diyelim. Elimizde bir kaynak var. I ışık şiddetindeki bir kaynak. Bu I ışık şiddetindeki kaynağın K ve L noktalarında oluşturduğu aydınlanma şiddetlerine bakalım. K'ya uzaklığı D kadar, L'ye uzaklığı da D üstü kadar olsun. Yalnız bir şeyi bilmek lazım. Yüzey normali yüzeye çizilen dik doğru. Ona göre formül oluşturacağız. Mesela şuradan ışık şiddeti I olan kaynağın K'de oluşturduğu aydınlanma şiddetine bakarsak yüzey normali ile I'dan K'ye gelen ışın birbirine paralel olduğu için herhangi bir açı koymamıza gerek yok. Zaten bu buradan gelen ışık K'ye dik geliyor. Dolayısıyla K'deki aydınlanma şiddeti için I bölü D kare diyebilirim. Ama L'deki aydınlanma şiddeti için kaynaktan çıkan ışık L'ye dik gelmiyor.
yüzey normaline teta açısı yapacak şekilde geliyor. Dolayısıyla L noktasındaki aydınlanma şiddeti için I bölü D üssü kare çarpı yüzey normali ile gelen ışın arasındaki açının kosinüsü çarpı kosinüs teta. Yani gelen ışınla yüzey normali arasındaki açı arttıkça o noktadaki aydınlanma şiddeti azalacaktır. Ama gelen ışın yüzeye dik geliyorsa aydınlanma şiddeti maksimum durumdadır. Buradan çıkartacağımız sonuç, ışık kaynağından çıkan ışınlar yüzeyi ne kadar dik görüyorsa kaynağın o noktada, yüzey üstündeki noktada meydana getireceği aydınlanma şiddeti de o kadar fazladır. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Işık kaynağının ışık şiddeti I1, I2 ve I3 olan, bu ışık şiddetleri birbirine eşit olan aynı zamanda ışık kaynakları şu noktalara koyuluyor. Açılar da verilmiş. İşte 20'ye 80 bu noktalara koyuluyor. Bu kaynaklar buradayken ayrı ayrı koyulduğunda K noktasındaki aydınlanma şiddetlerini karşılaştırırsak. Bakın diyorum ki açı ne kadar büyük olursa kaynaktan verilen noktaya çizilen ışınla yüzey normali arasındaki açıdan bahsediyorum. Açı ne kadar büyük olursa o kaynağın verilen noktada oluşturduğu aydınlanma şiddeti de o kadar küçük olacaktır. Dolayısıyla bu K noktasında I2 ışık kaynağının oluşturduğu aydınlanma şiddeti en büyük. Yani en büyük E2. Sonra 20 derecelik açıyla E1. En sonunda 80 derecelik açıyla E3 olacaktır. Yani K noktasında en fazla aydınlanmayı I2 ışık kaynağı oluşturacaktır. Zaten şuraya koyarsanız düşünün. Buraya da I4 desem eşittir I desem. I4'ün K'de bir aydınlanma oluşturacağı söylenemez. Aydınlanma şiddeti bu kadar. Gençler bir sonraki konumuz düzlem ayna olacak. Şimdiden hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.